Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı sorularıyla beraberiz. 100 üzerinden hazırladık. Lütfen soruları durdurup, videoyu durdurup kendinizi deneyerek bakalım kaç alacağınızı unutmayın. Öyleyse hemen vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Muhtemelen belki bundan önce de sınavlar olmuşsunuzdur. O aldığınız sınavların da notlarını bizlerle paylaşmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz: aşağıdaki yönetim birimlerini sorumlu olan görevli ile eşleştiriniz dedi. Gayet basit bir şekilde bunu yapabiliriz arkadaşlar. Zaten sınıfta da okulda da öğrenmiştiniz. Şimdi muhtar, vali, kaymakam ve cumhurbaşkanı verilmiş. Bu kavramları zaten okulda öğrendik sosyal bilgiler dersinde. Şimdi mesela hatırlamaya çalışalım. Muhtar arkadaşlar köy ya da mahalleyi yönetiyordu değil mi? Seçimle başa geliyordu. Yerel bir yönetim olarak düşünürsek muhtarı köyle eşleştirdik. Vali arkadaşlar bakın şu sondaki li'yi ters çevirin, il olmuş oluyor. Vali ili yöneten kişidir arkadaşlar. Bunu İçişleri Bakanlığı yani atamış oluyor. Görevlendirmesini İçişleri Bakanı yapıyor. Kaymakama baktığımızda arkadaşlar kaymakam ilçeden sorumlu, C ile eşleştirdik. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı da ülkeyi yöneten, ülkenin tepesindeki ya da en üstündeki en yetkili kişi olarak düşünülebilir. Ülkeyi de Cumhurbaşkanı ile eşleştirdik. Ve buradan arkadaşlar bu şekilde yaparsak 2 çarpı 4'ten 8 puan alabiliyoruz. Hemen artı 8 puanı buraya yazdım. Diğer sorumuz: ülkemizde görülen iklim çeşitlerini soruyor bize. Bunları bitki örtüsüne göre eşleştirmemizi istedi. Şimdi bizim ülkemizde 3 çeşit iklim yaşanıyor arkadaşlar. Birincisi ne diyelim, Akdeniz iklimi, ikincisi Karadeniz iklimi, üçüncüsü ise karasal iklim arkadaşlar. Akdeniz, karasal ve üçüncüsü de Karadeniz iklimi olmak üzere arkadaşlar 3 çeşit iklim yaşanıyor dedik. Şimdi peki Akdeniz ikliminde böyle bitki örtüsü nasıl arkadaşlar? Böyle küçük ağaç şeklinde bitkiler var. Buna da biz maki adını veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir eşleşme yapabiliriz. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Karasal iklimde böyle bozkırdır. Çok fazla böyle orman benzeri ya da böyle ağaç benzeri şeylerden ziyade çalılık benzeri kısa böyle küçük bitkiler görmüş oluruz. Bunlara da bozkır adını vermiş oluyoruz. Ama Karadeniz ikliminde gidenler bilir. İşte Rize, Trabzon, Artvin, Ordu o taraflara gittiklerinde gerçekten her yer yemyeşil. Bir sürü orman var, bir sürü ağaç var. Bu sebeple Karadeniz ikliminde de bitki örtüsü orman diyebiliriz. Burada yani orman olmasının, yani çok fazla ağaç olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi çok yoğun bir şekilde yağış alıyor arkadaşlar. Yani yağmurun yağmadığı ay yoktur desek bu yalan olmaz. Bu sebeple her ay neredeyse yağış alır, yağmur alır diyoruz. Evet, cevabımızı verdik. Buradan da 6 puanımızı aldık arkadaşlar. 14 puanla devam ediyoruz. Evet, ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazmamızı istedi. Burada da 4 x 7 28 puan alabiliriz dikkatli okursak. Bir ülkenin ürettiği ürünleri başka ülkelere satmasını arkadaşlar ne diyoruz? Burada ithalat denmiş. İthalat değil arkadaşlar, yanlış. Bunun doğru cevabı ihracat olacak. Eğer dışarıya satıyorsak ihracat, dışarıdan alıyorsak, hazır ürün alıyorsak burada ithalat yapmış oluyoruz. Burada bir ülkenin ürettiği ürünleri başka ülkelere satmasına burada ihracat denmeliydi ama ithalat denmiş, yanlış olmuş oluyor. Y yazdık. İstiklal Marşımızın bestecisi, tabii ki İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u da anmadan edemeyiz. Kendisinin ruhu şad olsun. Yani sonrasında o İstiklal Marşı marş olarak, yani milli marşımız olarak seçilip işte mecliste de okunuyor arkadaşlar hatta. Değil mi? Bunu besteleyen kişi şu an bizim direkt işte bir olimpiyatlara gittik, spor müsabakalarına gittik, bir başarı elde ettiğimizde değil mi? Orada göğsümüz kabarıyor, gururla dinliyoruz İstiklal Marşımız ve bayrağımız göndere çekiliyor. O duyduğumuz işte melodiler, marş şeklindeki o beste arkadaşlar Osman Zeki Üngör beyefendiye aittir. Bu sebeple cevabımız doğru diyoruz. Vali ve kaymakamların görev atamalarını İçişleri Bakanımız yapacaktır. Doğru. Ve ardından mesela Karadeniz iklimi demiş. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü maki değildir. Orman olmalı arkadaşlar. Az önce zaten eşleşmemizi yapmıştık. Bu sebeple bu ifademiz yanlış. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanabileceğimiz yaş, hatta şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
Siz bu videoyu izlerken artık bu hafta biz seçim haftasındayız arkadaşlar. Bu pazar seçim olmuş olacak, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Orada 18 yaşını doldurmuş olan, yani 18 yaşına girmiş olan diyelim. Evet, şöyle eşittire yakın bir şey olsun. 18 yaşına girmiş olan her birey, her vatandaş gidip oyunu kullanabilir. Türk vatandaşı olmak şartıyla tabii ki orada oyunu kullanabilecektir. Bu sebeple en az 20 demiş, 20 değil 18 olmalı arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap 18. Demokrasinin olmadığı bir ülkede temel hak ve özgürlükler kısıtlıdır arkadaşlar. Doğru. Çünkü demokrasilerin olduğu yerlerde insanların temel hakları ve özgürlükleri çok gelişmiştir, çok üst düzeydedir. Ama böyle demokrasinin olmadığı ülkelerde, baskıcı, böyle otoriter rejimlerin olduğu yerlerde temel haklar çoğu zaman yani böyle sayılmaz, çiğnenir, ezilir ve insanlar da mağdur edilmiş olur diyebiliriz. Son ifademize geldik. Bir ilçedeki sokakların ve caddelerin temizliğini yapmak arkadaşlar burada belediye başkanının görevidir arkadaşlar. Belediye sorumlu çünkü ondan. Kaymakam ne yapabilir? Kaymakam onu denetleyebilir. Belediye başkanına mesela söyleyebilir. Sen buraları temizlemedin, etmedin gibilerinden böyle denetleyebilir, yaptırım uygulayabilir belki. Ama sokakların ve caddelerin bir ilçede temizliğini yapmak, direkt oraları temizlemek, silmek, süpürmek vesaire bu belediyenin ve belediye çalışanlarının görevidir. Cevabımızı bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Buradan 28 puan daha alarak devam ediyoruz. Evet, geldik boşluk doldurma sayfamıza. Burada da bu kavramları uygun olan yerlere yerleştireceğiz ve buradan da artık 24 puan almaya çalışacağız arkadaşlar. Hem böylece tekrarımızı da yapmış oluyoruz. Ekonomik faaliyetler sonucu yeni bir mal elde edilmesine ne diyoruz arkadaşlar? Üretim yapılmış oluyor. Evet, üretim denir. Sivil toplum kuruluşları arkadaşlar ne olması lazım? Tabii ki gönüllü kişilerin desteğiyle, yani onlar bir maaş beklentisi, para beklentisi olan kişiler değil. Tamamen gönüllülük esasıyla, yani hayır olsun diye, Allah rızası için çalışan kişiler. Sivil toplum kuruluşları da böyle dernek gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar için çalışan, yardım eden insanlar ya da kurumlar. Bu gönüllü kişilerin desteğiyle insanlara yardımcı olur diyebiliriz. İnsanların gezmek, dinlenmek ve tanımak amacıyla görmek, değil mi? Oralara böyle öğrenmek isteyebilir. Yani bu amaçla yaptıkları gezilere biz bunların bütününe ne diyoruz? Tabii ki turizm adı veriliyoruz. Tabii ki turizm adı veriliyor diyebiliriz. Mesela iç turizm var. Bu ülke içerisinde yapılan, bir de dış turizm var. Bu da ülke dışına yapan, yani başka ülkelere yapılan turizm ya da gezi seyahatleri de dış turizm adı verilmiş oluyor. Okul, belediye ve kaymakamlık gibi kurumlar arkadaşlar, bu tür yerler resmi kurumlardır. Evet. Resmi kurumlardır. Mesela buradaki evraklar, belgeler, kağıtlar da hep resmi belgelerdir. Bunları da söyleyebiliriz. Sizin mesela gittiğiniz okul, okuduğunuz, eğitim aldığınız okul bir resmi bir okuldur ya da resmi bir kurumdur diyebiliriz. Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde ne olması lazım? Tabii ki ziraat mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır. Evet, ziraat mühendisleri böyle çiftçilik ya da ne diyelim, tarımla ilgili, toprakla ilgili işleri yapan, onları böyle daha detaylı inceleyen, analiz eden kişilerdir. Meslekleri budur diyebiliriz. Geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerin bütününe arkadaşlar, değil mi, ortak miras adı veriliyor. Ülkemizde mesela Türkiye coğrafyasında, bu Anadolu topraklarında arkadaşlar, geçmiş medeniyetlerden kalma böyle binlerce, on binlerce yıllık böyle insanların yaşadığı bir sürü böyle tarihi eser, kalıntı var. Onlar işte hep bizim için, hatta sadece bizim için de değil, tüm dünya için bir ortak miras. Bizim bu sebeple onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Hatta bununla alakalı UNICEF var. UNICEF bazılarını böyle koruma altına alıyor. Onun için belli bir ödenek işte ne diyelim ayırıyor. Her sene oraların böyle işte yenilenmesi, korunması adına oraya para ödenmiş oluyor. Ve böylece bizden sonraki nesillerde, belki bundan 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl sonraki insanlar da oraları gezip görebilecekler arkadaşlar bu sayede. Bizim de onlara zarar vermememiz gerekiyor tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzdaysa bir işaretleme yapmamızı istemiş. Girişimci bir insan. Evet, girişimci. Nasıl olur? Girişimci bakalım hemen.
Girişimci bir insana ait olan özellikleri tik ile gösteriniz demiş. Bir kere arkadaşlar, girişimci insanlar böyle cesur olur ve hayal güçleri de geniş olur. Yani böyle çok detaylı düşünebilirler, çok güzel hayalleri vardır. Bu sebeple hayal güçleri geniştir. En ince ayrıntısına kadar bir olayı düşünüp hayal edebilirler. Çıkarcı kişiler değillerdir. Yani ön yargılı da değillerdir. Yani bu, şimdi ben bu işe girersem sıkıntı olur, kötü olur falan gibi böyle düşünüp o işi yapmamazlık etmez. Yine de girişir o işe, yapar. Belki üstesinden gelir, belki de gelemez. Risk alır ama bunu söyleyebiliriz. Ama işi yaparken ne oluyor? Tabii ki belli analizlerden geçiriyor. Belli bir mantık süzgecinden geçirdiği için analiz becerisi de yüksek olması gerekiyor. Planlı olmalı ki işleri aksamasın, düzgün bir şekilde seyrinde gitsin. Yani burada girişimci insanlar için kararsız da diyemeyiz. Çünkü yani girişimci olduğu için zaten bir şeylere karar vermiş, adım atmış, risk almış ve o işi yapmış olmuş oluyor. Kararsız olmuş olsaydı yapsam mı yapmasam, böyle ikilemde kalma, o zaman girişimci olamaz arkadaşlar. Bu üç işaretlemeyi yaptık. Diğerlerini işaretleyemeyiz. Girişimci insana ait özellikler arasında gösteremeyiz çünkü. Tabii insandan insana da değişir bu durum. Ama genel hatlarıyla bu üçünü işaretleyebiliriz. Aşağıdaki kurumların hangi alanda ihtiyacımızı karşıladığını belirtiniz dedi. Yanlarına yazmaya çalışalım. Mesela Vakıflar Ortaokulu, bizi de oradan izleyen öğrencilerimiz var. Bize selam göndermişlerdi. Bizler de kendilerine selam gönderiyoruz. Arkadaşlar, ortaokul, bakın, okul dediği için bu eğitim alanında ihtiyacımızı gideriyor. Yani hizmet veriyor. Bursa Devlet Hastanesi, hastaneler elbette böyle hastalandığımızda gittiğimiz, başvurduğumuz yerlerdir. Bu da bize sağlık ihtiyaçlarımızı giderme noktasında yardımcı oluyor diyebiliriz. Çekmeköy mesela Emniyet Müdürlüğü, bu bizim güvenliğimizden sorumludur arkadaşlar. Evet, güvenlik diyelim. Ve İstanbul PTT Genel Müdürlüğü de bizim haberleşme, yani birinden posta alacağız, kargo alacağız vesaire, böyle haberleşme. Gerçi şimdi artık mailler var, cep telefonları var ama eskiden öyleydi. Mesela PTT'den böyle mektuplar gönderiliyordu falan. Haberleşme amacıyla bizim ihtiyacımızı karşılayan bir kurumdur diyebiliriz. Buradan da 12 puanımızı aldık. Buradan da bir 12 puan almıştık ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar 90 puan topladık. Burada da 2 tane 5'er puanlık sorumuz var. Sonrasında tamamlayacağız inşallah. Çoktan seçmeli sorularımız var. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz arasında yer almaz demiş. Arkadaşlar, bir kere bayrağımız, sonra başkentimiz Ankara, milli marşımız işte İstiklal Marşı, değil mi? Bunlar bizim bağımsızlık ve egemenlik sembollerimizdendir. Cumhurbaşkanlığı forsu, dilimiz mesela Türkçe gibi, bunlar egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir. Ama böyle bayramlar, dini bayramlar da buna dahil işte. Ramazan bayramıdır, kurban bayramıdır vesaire. Bunlar egemenlik ve bağımsızlık sembolleri arasında değildir diyoruz. Ve 5 puanı aldık C şıkkını işaretleyerek. Deniz ya da gölde bulunan dışa çıkıntılı, bakın burası bir kara parçası. Böyle dışa doğru, denize doğru çıkıntılı bir böyle bir parça var. Bu çıkıntılı karanın son kısmı olup, hemen şurayı gösterebilirim. Mesela şu bölüm böyle olabilir. Son kısmı olup üç tarafı su ile çevrili. Üç tarafı, bir, iki, üç tarafı da suyla çevrili toprak parçasına biz arkadaşlar burun adını veriyoruz. Burası, bakın, burun. Yani vücudumuzda da zaten burnumuz böyle çıkıntılı değil mi? Dışa doğru çıkıntılıdır. Burası da öyle. Oradan geliyor. Burun adı veriliyor. Eğer tam tersi olmuş olsaydı arkadaşlar, burası kara parçası, burası deniz olsaydı ya da göl olsaydı ve buradan içeri doğru böyle su kütlesi girmiş olsaydı, buraya işte körfez adı verilirdi. Ama burası körfez değil tabii ki, bu burun. Vadi demiş. Vadi böyle iki tane, ne diyelim, dağ arası düşünülebilir. Yani dağın bir yamacı burada, bir yamacı burada. Bunun arası vadi olmuş oluyor. Platolar böyle düz ovalar gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde cevabımızı da vermiş olduk arkadaşlar ve 100 puanımızı aldık diyorum. Yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede konu tekrarımızı, böyle eksikleriniz varsa giderdiğimizi düşünüyorum. İnşallah faydası olur arkadaşlar. Lütfen bize yorum yazmayı da unutmayın, ihmal etmeyin. Bu arada bizlere selam gönderen okullarımız var. 125. yıl ortaokulu ve Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.